Türk milleti merhametlidir sözünü şimdi ekranlarınıza taşıyacağımız görüntülerle bir kez daha tescillemiş olacağız. Deprem bölgesine yardımlar giderken 3 ilimizden afet bölgesine gönderilen yardımlar herkesi duygulandırdı. O yardımlar neler miydi? Gelin şimdi hep beraber izleyelim. En başta bir tane bir hayalim vardı. Onu almak için böyle para biriktirdim. Sonra haberleri deprem zedeleri görünce vicdan yetmedi ve bunların hepsini bağışlayacağım. Ben de arabamı satıp arabanın geliriyle oradaki ailelere bir tane konteyner alıp hani çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Ve çocuğunun yemediği gıdaları buraya gönderdiğini, ilaçlarını buraya gönderdiğini yazan bir not çıktı. Böyle güzel insanlar oldukça acılarımıza az da olsa su serpiyoruz. Güzel insanlar. İyi ki varsınız. Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Mahmut Caner Karaburun'un bir hayali vardı. O da bir bilgisayar almaktı. Caner hayalini gerçekleştirmek için para biriktirmeye başladı. 11 ili kapsayan afet bölgesinde depremzedelerin halini gördü. Küçük Mahmut gözünü kırpmadan bilgisayar almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı afet bölgesine bağışladı. En başta bir tane bir hayalim vardı. Onu almak için böyle para biriktirdim. Sonra haberleri depremzedeleri görünce vicdan yetmedi ve bunların hepsini bağışlayacağım. 41 yaşındaki Muhammed Şensöz de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşıyor. Şensöz bizzat kendi deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yaşadığı durumdan çok etkilendi. Bölgenin eksiklerini de iyi biliyordu. Memleketine geri döndüğünde bir karar aldı. Çalışıp kazandığı parasıyla satın aldığı 1990 model arabasını satılığa çıkardı. Çünkü ben de arabamı satıp arabanın geliriyle oradaki ailelere bir tane konteyner alıp hani çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Adana'da 9 yaşında adının İknur olduğu öğrenilen epilepsi hastası kızın annesi, kızının ilaçlarını ve yiyemediği yiyecek ve içeceklerini afet bölgesine gönderdi. Yazılan notsa herkesi duygulandırdı. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sizleri çok seviyorum. 9 yaşında epilepsi hastası kızım yürüyemiyor, konuşamıyor, ağzından hiçbir şey yiyip içemiyor. Kızımı İknur'un yiyecek ve içeceklerini size gönderiyorum. Afiyet olsun. Ailemize ulaşmak istedik ama ailemizin hiçbir şekilde üzerinde herhangi bir adresi veya telefon numarası yoktu.